Durmadan mektuplaşıyoruz kızla. Alıştım. Öyle de duygulu yazıyor ki yüreğim titriyor be abla. Evlenme ilanından nedense onu seçtim. Belki de gazetedeki rumuzu hoşuma gitti. İsyankardı değil mi? Unutmamışsın be abla. Unutur muyum hiç? İş ilerlesin, kızı ben gidip isteyeceğim. Başka kimin var ki zaten? Ablam, arkadaşım, dert ortağımsın benim. Ha, şimdi bozulma sakın, borç vereceğim sana. Hadi ulan, git işine. Bak, almazsan gücenirim. Borç dedik ya. Allah bana, ben de sana. Ben kaçayım artık. Bizim çocuk uyanmadan yetişeyim. Seni duyan da çocuk babası sanacak. Hadi kalk koçum. Saati susturdun ama beni susturamazsın. Kalk bakayım. 5 dakikacık daha kestireyim. Kalk abi. Ulan akşam beşik mi salladın yoksa? Tamam tamam. Kalkır. Hadi kalk. Çakı gibisin kerata. Bir çay demledim ki sorma. Pantolonu da jilet gibi ütüledim. Yorgunluğun, uykusuzluğun yetmiyor mu be abi? Git yat bari biraz. Olur mu be koçum? Seni uğurlamadan benim gözüme uyku girer. Çayları koyuyorum ha. Hadi çabuk ol. Hı hı. Hadi şu dilimi de yak uç. Onu da sen ya abi. Durmadan bana tıkıyorsun. Can boğazdan gelir Osman. Peki seninki can değil mi ki? Yemezsin, içmezsin. Kendini ne zaman düşüneceksin sen? Ulan oğlum, bir dilim ekmek için 1000 laf ettin. Ye şunu, tıkarım ağzına yoksa ha. Abi, düşünüyorum da senin hakkını nasıl öderim ben? Ne biçim laf ulan bu? Abi kardeş arasında hak mı olur? Yalnız abim misin ki? Babamsın, anamsın, tek desteğimsin benim. Çok konuşma hadi, okula geç kalacaksın. Aha. Bugün imtihanım var, uğurumu ver bakalım. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol abi. Az kaldı unutuyordum. Dün sen işe gittikten sonra mektup geldi. İsyankardan. Konsolun gözüne koydum. Sağ ol koçum. Sevgili Umut, her mektubunda aynı heyecanı yaşıyorum. Yaşamım boyunca umut kapıları hep kapandı. Yaşadığımız hayal dünyasında gerçekler toprak gibi ezdi beni. Bana en büyük teselli mektupların oldu. Sevincimi, kederlerimi mektuplarınla paylaşıyorum. Kader bizi karşılaştıracak mı bilemiyorum ama yaşamımın sonuna kadar mektupların benim yaşama gücüm olacak. İsyankardan Umut'a selamlar. Bir bir kapandı ümit kapısı. Bir bir kapandı ümit kapısı. Selma, Umut'tan gelen mektubu okusana, gülelim biraz. Umut'la alay etmenize izin veremem. Ne alay etmesi kız? Hepimiz aşık olacağız neredeyse. Hadi Selma, nazlanma artık. Umut'tan isyankara. Senin adına bir şeyler karaladım, sakın gülme. İçimden geleni yazdım. Bir de baktım ki ben de isyankar olmuşum. Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar ettin. (Gülüyor)
Aman ne muazzam bir şiir. Gözlerim doldu, yüreğim parçalandı. Sizi ilgilendirmez Kamil Bey. Mektup bana yazıldı. Beni ilgilendirmez doğru ama babam çalışmanız için avuç dolusu para veriyor. Biz de çalışıyoruz. Yasal olarak paydos saatimiz var. Senin dilin fazla uzadı Selma. Bunları da kışkırtıyorsun. Hadi ne duruyorsunuz? Defolun. Sen kal. Kolumu bırak önce. Yanlış anlama sakın. Onlara böyle davranmak zorundayım. Ben de onlardan biriyim. Babanızın bir işçisiyim. Sen farklısın Selma. Sen benim gözümde değerlisin. Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Dur biraz. Senden hoşlanıyorum. Evet dersen hayatın kurtulur Selma. Lütfen bırakın Kamil Bey. İğrenç tekliflerinizi de satılık kadınlara yapın. Ben sadece alın terimi istiyorum. Benden kaçamayacaksın. Kurtulamayacaksın Selma. Yine mi patronun oğlu kızım? Neden babasına şikayet etmiyorsun? Allah'ından bulsun nene. Babasına şikayet etsem it it ısırır mı? Doğru söylüyorsun kızım. Gece gündüz dua ediyorum. Hayırlı bir kısmetin çıksın diye. Duaların galiba kabul oldu. Umutla devamlı mektuplaşıyoruz. Kızma ama evladım. Yüzünü bile görmediğin adama aşık oldun sanki. Adama değil tatlı neneciğim. Mektuplarına aşık oldum. O kadar duygulu yazan bir erkek zaten kötü olamaz. Ne diyeyim bilmem ki. Zaman değişti. Şimdiki mektuplardan damat da çıkıyor gelin de. Hayırlısı nineciğim. Hadi Allah rahatlık versin. Bir bir kapandı umut kapısı. İçimde var benim gönül yarası. Sevgili Umut, son mektubunu kaç kez okuduğumu hatırlamıyorum. Bir bir kapandı umut kapısı diyorsun. Sanki benim yaşamımı dile getiren bir şiir yazmışsın. Mektubunu bana söylenen bir aşk şarkısı gibi kabul ediyorum. Bir hayal aleminde yaşar gibiyim. Karşılaşırsak, yüz yüze konuşursak bu hayal bozulur mu diye korkuyorum. Ama seninle karşılaşmak da istiyorum Umut. Benim mektuplarım seninkiler gibi şiir dolu değil. Mektuplarını bekliyorum. Umutla bekliyorum. İsyankar. Talih bize yazmış kara deftere. Talih bizi yazmış kara deftere. Gideceğiz bir gün o meçhul yere. Devam etsene abi. Sonu yoktu zaten. Uydurup söylüyoruz işte. Güzel bir şarkıydı ama. Lafa boğma beni. Neden geç kaldın bu kadar? Hesap ver bakalım. Arkadaşlara takıldım. Onlara uysam bu gece gelemezdim eve. Sakın ha seni sıktığımı sanma koçum. Şu okul bitmeden durmak, eğlenmek yok. Yok abi. Her şeyden önce sana sözüm var. Okuyacağım. Diline kurban senin. Benim gururumsun sen. Köyden çıktığımızda parmak kadar çocuktun. Yakında köyümüze koç gibi bir doktor olarak döneceksin. Beraber döneceğiz abi. Orada kalırız. Onların acılarını, dertlerini bizim kadar hiç kimse bilemez. Sen beni sırtında taşımasaydın, karlı dağlar aşmasaydın, doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan ölecektin. 9 yaşındaydın o zaman. Bak sen, unutmamışsın. Unutmayacağım da abi. Sanki bugün gibi. Sırtında ben vardım. Karlı dağlara meydan okudum. Büyük acılarla savaştım. Hastaneye vardığımızda sen benden beter hastalanmıştın. Üzüntüden de be Osman'ım. Sen iyileşince benim de hiçbir şeyim kalmamıştı. Hadi sofrayı hazırlayayım da yemeğini ye. O kadarını bırak da ben yapayım. Zaten sen de işe geç kalmışsın. Baksana saate. Sahi be, muhabbetine doyamıyorum ki kerata. Ben hemen ilacını getireyim abi. Ah şu sigara. Ciğerlerimiz kebapçı bacasına döndü ama bırakacağım sigarayı. Sigara öksürüğü değil bu abi. Ciğerlerinde bir kanama olabilir. Ulan bana şimdiden doktorluk taslama. Fazla sigara içtik. Öksüreceğiz tabii.
Öyle olsun. Ama bir gün seni zorla sırtıma vurup hastaneye götüreceğim. Götüremezsin Osman'ım. Çünkü senin doktor çıkmanı bekleyeceğim. İlk hastan da ben olacağım. Hadi eyvallah. Güle güle abi. Ulan işten çıkartacaktın da beni. Niye buraya kadar getirttin? Ya incilerim mi döküldü? Boşuna yol parası verdim. Bir öğün yemek yerdim o parayla. Çok uzattın Fahriye. İşlerim bozuldu. Senin de hiç müşterin yoktu zaten. Fılını pırtını topla hadi yallah. Ulan Allahsız. İnsan kedisini bile böyle sokağa atmaz be. O dediğini insan olanlar yapar Fahriye abla. Ne demek yani? Biz hayvan mıyız? Niye alındın patron? Bizim lafımız insancı davranmayanlaraydı. Laf ebeliğini bırakmışsın. Fahriye'yi işten çıkarttım. Kimse keyfimin kahyası değil. Keyif meselesi değil, vicdan meselesi bu. Patron olmak herkesi sana kul yapmaz ha. Bir miktar tazminatını verir çıkartırsın. Sen karışma Müslüm, benim meselem bu. Hayır abla, hepimizin meselesi, emekçilerin meselesi bu. Vay be, bizim çalgıcıya bak. Boyundan büyük laflar ediyor. Kimsin ulan sen, nesin ki? Alt tarafı sarhoş eğlendiren bir şarkıcısın. Hadi yıkıl karşımdan da seni de kovmayayım. Yeter be, Müslüm'e de bulaşma. Bir şey demedi ki adam. Hadi sen de kazık gibi dikilme de işinin başına dön. Ancak birlikte döneriz abla. Patron sen misin ulan? Karının parasını sen mi veriyorsun? Kimsin sen be? Hadi yürü abla gidiyoruz. Dur Müslüm, sonra pişman olacaksın. Doğru, pişman olacağım. Belki de aç kalacağım. Ama asla alın terime hakaret ettirmiş. Kendi yollarınızı çek! Verin edelim. İyi halt ettin sanki. Bu işsizlikte kabadayılık yapmanın alemi var mıydı? Bir lokma ekmekse her yerde buluruz abla. Ama gururu, haysiyeti bulamayız. Ulan oğlum, sana bir lafı yoktu ki herifin. Bana sahip çıktın, sen de kovuldun. Kovulmadım abla, işi bıraktım. Böyle günlerde birbirimize sahip çıkmazsak arkadaşlığın ne değeri kalır ki? Seni kovmasına çok bozuldum. Ben alışığım Müslüm, kocadım artık. Sen iyisin Fahriye abla. Yüreğin insan sevgisiyle dolu. Sen çamurun içinde altınsın. Nice hanımlar tanırım. Altının içinde çamurdurlar. Çirkeftirler. Birini sevdim ben. Sonra da iflah olmadım. O birazcık sana benzeseydi. Delikanlı olsaydı. Hadi gidelim. Sabah oldu. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Osman. Dersler nasıl gidiyor? İyidir abi. Bugün sebzeye talim aslanım. Et falan alamadım. Ben de çalışsam, geçimimize katkıda bulunsam olmaz mı abi? Olmaz. Ben artık çocuk değilim abi. Çektiğin sıkıntıları görüyorum. Kaç gecedir uyku tutmuyor seni. Üstelik hastasın. Ölen zorla diye diye hasta mı yapacağım beni? Evelallah ekmeğimizi taştan çıkartmasını bilirim ben. Ne zaman çalışayım desem bozulursun. Lafı ağzıma tıkarsın. Senin işin ders çalışmak Osman. Okuyacaksın. Benim için, kendin için, gün görmemiş anamız babamız için. Doktorsuz köyümüzün çocukları için okuyacaksın. Ben de ekmeğimiz için çalışacağım. Ne iş olursa olsun çalışacağım. Haftaya bütün borcu kapatırım. Dükkan senin be aslanım. Borcuna sadık adamsın. Namusuma, onuruma sadığım ben. Müslüm. Müslüm. Hayrola abla? Hayır tabii. Eve baktım yoktun. İş bulduk ulan. Hadi hayırlısı. Hep sen mi bana koltuk çıkacaksın? Fahriye ablan yıllanmış şarap gibi kıymete binmiş meğer. Öylesin zaten. İkimiz birden başlayacağız yarın akşam. Çağlayan sazda. Başlarız be abla. Hadi eyvallah. Güle güle.
Artık eskisi gibi isyankar değilim. Mektuplarım bana umut verdi. Hayata bir başka türlü bağlandım şimdi. Resmimi göndermek için çok düşündüm. Beni beğenip beğenmeyeceğinin heyecanı içindeyim. Mümkünse sen de bana bir resmini gönder. İnanıyorum ki yüzün de ruhun gibi tertemizdir. Bu mektubuma fabrikanın adresini de yazdım. İstersen gel. Kendini tanıtma önce. Bakalım ben seni tanıyabilecek miyim? Tahmin edebilecek miyim? Seninki de saçmalık Selma. Resmini falan görmeden onu nasıl tanıyacaksın? Duygu meselesi bu. Sanki mektupları yazan Umut'u görünce tanıyacakmışım gibi bir his var içimde. Sakın şu karşıdaki adam olmasın. O delikanlı Umut olamaz. Kendimi beğenmişim biri. Umut'u mektuplarıyla çizdim kafamda. Bir defa duygulu, aydınlık bir yüzü var. Genç, sıhhatli, yakışıklı. Aman artık sabrım kalmadı. Bari resmini göndersene Umut meraktan kurtulsa. Belki önemli bir işi çıkmış gelememiştir. Hadi gidelim. Evden merak ederler sonra. Gidelim. Yine bulutlar seni unutmuş, semaya baksana matemi tutmuş. Sen yoksun diye, sen yoksun diye, her gün ağlıyorum. Sen yoksun diye, sen yoksun diye, sen yoksun diye. Esen rüzgarın kesilmiş nefesi, coşkundan kalarım çıkmıyor sesi. Esen rüzgarın kesilmiş nefesi, coşkundan kalarım çıkmıyor sesi. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk. Son güneşe bak, rengi soğuk. Bu ne sessizlik, bu ne durgunluk. Son güneşe bak, rengi soğuk. Sen yoksun diye, sen yoksun diye, her gün ağlıyorum. Sen yoksun diye, sen yoksun diye, sen yoksun diye, her gün ağlıyorum. Tatlı, güzel isyankar. Bugün sana geldim ama konuşmaya cesaret edemedim. Senin için bir umutsam, sen de benim ışığımsın. İyi ki kendimi tanıtmamışım. Hayallerindeki erkek olmayabilirim. Karanlık dünyamı aydınlatan ışığım söner diye korkuyorum. Karar verdim, önce sana resmimi gönderiyorum. Bari şu ilacını ihmal etme abi. Seni de uyandırdım be koçum.
Bırak şimdi beni. Hala sigaradan mı diyorsun sen bu öksürüğe? Biraz sigara, biraz üşütmek, biraz da yorgunluk. Uykusuzluğu da ilave et. Niye yatmadın hala? Mektup yazıyordum. İsyankara yani. Bak buna sevindim. Beni dinlemiyorsun. Belki yengemi dinlersin. Ne yengesi ulan? Oyalanıyorum mektuplarla. Daha karşılıklı iki laf etmiş değiliz. Maksat vakit geçsin. Çok boş vaktim var da sanki. Çalışmak gene çalışmak. Ev işi, bulaşık, çamaşır. Sana bir gelin, bana da bir yenge gerek abi. Ya nasip. Hadi şimdi doğru yat. Sabah erken kalkacaksın. Abi. Ne var aslanım? Kendine biraz bak abi. Beni seviyorsan. Hı hı. Benim tahminim çıktı işte, yakışıklıdır demiştim. İnşallah mutlu olursunuz Selma. Beni beğenmese kendi resmini göndermezdi değil mi çocuklar? Göndermezdi tabii. İkiniz birbirinize çok yakıştınız Selma. Sıra şimdi düğünde. Acele etmeyin. Daha yüz yüze konuşamadık. Bu pazar buluşuyoruz. Mektup yazdım Umut'a. Nerede buluşacaksınız kız? Biz de gelelim. Söylemem. Siz de gelirseniz büsbütün utanırım, hiç konuşamam. Güzel giyin pazar günü. Birlik olalım, para toplayalım, sana şahane bir elbise alalım. Bir de ayakkabı alırız uzun topuklu. Kuaföre götürürüz seni. Manikür, pedikür, bir de son moda saç. Zaten güzelsin kız. Süslenirsen dünya güzel olursun. Hadi bakalım kızlar, eller cebe. Yok, sakın ha. Para falan toplarsanız gücenirim. Hepiniz dardasınız zaten. Hem ben olduğum gibi görünmek isterim. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Dikkat edin çocuklar, Kamil. Aşk laflarını başka zaman konuşsan iyi olur. Onlara kötü örnek oluyorsun. Odama gel çabuk, seninle konuşacağım. Korkma Selma, arkanda biz varız. Seni kovarsa hepimiz işten ayrılırız. Hiçbirinize zarar gelsin istemem. Gerekirse ben istifamı veririm. Sen çık. Kapıyı kapat ve otur. Oturmama gerek yok. Sizi dinliyorum. Her şeyi biliyorum diye herifle mektuplaşıyorsun. Evet. Bu bir suç mu Kamil Bey? Aptallık Selma. Deli saçması, basitlik. Boş hayaller karın doyurmaz. Kağıt parçalarıyla aşk olmaz. Beni ilgilendiren bir konu bu. Kendine fazla güvenme. Üstüne düşüyorum diye naz ediyorsun. Asla. Siz benim sadece patronumsunuz. İnadım beni daha da kamçılıyor. Babamın bir ayağı çukurda zaten. Yakında her şey benim olacak Selma. Güçlü, zengin bir erkeğin kadını olacaksın. İş konuşacaksanız dinlerim. Yoksa giderim. Dur biraz. Daha lafım bitmedi. Parasız mutluluk olmaz Selma. Bak şuraya bak. Para, mücevherler, lüks bir kat. Umut bağladığın bir kağıt parçası mı yoksa koca bir servet mi Selma? Kağıt parçalarını tercih ederim Kamil Bey. Çünkü sevgi dolu, insanlık dolu onlar. Ben sıcak bir yuvanın kadını olacağım, bir metres değil. Sonumuz kötü olacak sonra. Beni korkutamazsınız. Seviyorum seni. Ya güzellikle evet dersin ya da zorla alırım.
Olan oğlum, kravat benim neyime be? Olmaz abi. İsyankarla ilk kez buluşacaksın. Seni beğenmesi gerek. Bir kravatla beğenecekse hiç beğenmesin. Ulan namert sigara, ben de seni bırakmazsam ne olayım? Çocuk kandırıyorsun sanki abi. Hastasın sen. Ben kendimi bilmez miyim oğlum? Hiçbir şeyim yok benim. Olmayacak bu iş. Hangi iş? Besbelli evcilik oynuyorum be. Tanımam etmem, niye bulaşacağım sanki? Aylardır mektuplaşıyorsun abi. Çocukluk say gitsin, hemşehir kızı benim neyime. Köye beraber döndüğümüzde oradan evlenin. Kız boşuna mı bekleyeceksin? Sen gideceksin. Ben mi? Sana söylemedim. Kız bana resim göndermişti. Ben de senin resmini gönderdim. Benim resmimi mi? O gün aynaya baktım da beğenmedim kendimi. Ulan kocamış Müslüm dedim. Haddini bilmez dedim. Yani kendimi layık görmedim Osman. Saçmalama abi. Kalk git, izah edersin durumu. Olmaz, sen git. Bekletme fakiri, bir şeyler uydur. Şehirden ayrılıyorum de. Ne uydururum be abi? Ulan keratem, mürekkep yalamış adamsın. Ben mi öğreteceğim sana nasıl konuşacağım? Yani artık mektuplaşmayalım mı diyeyim? Öyle bir şeyler söyle işte. Hadi benim koçum, bitir şu işi. Bir şartla giderim. Sen de hemen bir doktora gideceksin. Tamam, söz. Kızla şelale başında buluşacaksın. Adın Umut. Unutma sakın. Unutmam abi. Merhaba dedim, ben İsyankar. Merhaba İsyankar. Seni hemen tanıdım ama sen beni tanımamış gibisin. Resmime benzemiyor muyum yoksa? Resmi mi? Evet, resmin. Benzemez olur musun? Şaşırdın mı biraz? Heyecan da var tabii. Ben de çok heyecanlıyım. Hava çok güzel. Evet, çok güzel. Niye güldün? Halimize. Mektuplaşmak kolaymış. Yüz yüze gelince insan ne konuşacağını şaşırıyor. Hem de nasıl? Hem şaşkınlık hem heyecandan oturmayı teklif edemedim. Ayakta kaldım. Vaktin var mı? Var tabii. Niye bu kadar geç kaldın delikanlı? Ciğerlerin harap olmuş. Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadı. Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımda iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar. Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey? Neden bir sene sonra? Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak. Seninki gibi ak gömlek giyecek. O zaman el ceziyle yatırır beni hastaneye. Geç kalırsın oğlum. Kardeşin seni hastaneye değil mezara yatırmak zorunda kalır. Ya nasip be doktor. Nasiple kaderle olmaz bu iş. Hayatın söz konusu. Bir rapor hazırlarım, devlet hastanesine yatarsın. Yatamam doktor. Kardeşimi tek başına bırakamam. Elimde büyüdü. Ben olmadan yapamaz ki. En iyisi benim çıkmamış canım feda olsun gitsin. Ne mutlu kardeşine ki senin gibi bir abisi var. Hakkını hiçbir zaman ödeyemez. Seni lüks bir yere götürmek isterdim ama hesaplı param var. Yani zengin değil. Biliyorum. Mektuplarında dar gelirli olduğunu yazmıştın. Mektuplarım. Evet, ben de bu konuyu görüşecektim seninle. Bundan sonra...
Evet. Bundan sonra dedin. Mektuplara gerek kalmayacak. Arkadaşlığımız... Evet. Devam edecek. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Ben mektuplarımda kendimi yeterince tanıttım. Oysa sen kendinden çok az söz ettin. İşsizim. Yani talebeyim. Tıp tahsili yapıyorum. Geçimimi, okul masraflarımı, hepsini abim temin ediyor. Ne mutlu sana. İnsanın bir büyüğü olması çok güzel bir şey. Büyüğüm, babam, abim, anam, her şeyim sayılır. Hiç sıkıntı çekmedim sayesinde. Ona anlattın mı? Neyi? Durumunuzu. Biliyorum. Hiçbir şeyimi saklamam ki ondan. Abimi tanımak isterdim. Tanımak. Şey, tabii. Neden olmasın? Bir gün tanıştırırım seni. Buyurun, çorbalarınız hazır. Ulan meraktan çatlatacaksın beni. Anlatsana artık. Neyi abla? Bugün kızla buluşmadın mı? Buluşmadım. İşi bitirdim. Haber yolladım kıza. Bu iş yürümez dedirttim. Sebep buymuş demek. Mahzundun bu gece, üzgündün. Tabii, ayrılık ateşi düştü yüreğine. Bildiğin gibi değil. Sevmiyordum ki ateş düşsün içime. Bana okuma. Kaç yılın Fahriye ablasıyım. Seven erkeği anlamaz mıyım ben? Üstüme varma abla. Çok güzelmiş be. Bahar gibi. Çiçek gibi. Hani sevmiyordun ulan? Neden yüreğin üzerinde taşıyorsun ha? Vay be. Bizim kardeşimiz Fahriye ablasından sır saklarmış da haberimiz yokmuş. Sır değil be abla. Kendimi layık görmedim kıza. Sen de dedin ya. Bahar gibi. Taptaze bir çiçek oldu. Senin ne eksiğin var ki? Kendini hor görme koçum. Binle yıllanmış ablanı. Sevgisiz insan ot gibi yaşar. Artık geriye dönüş olur mu be abla? Niye olmasın? Çık kızın karşısına dobra dobra konuş. Konuşmak kolay da ya sonrası? Sonrası çorap söküğü gibi gelir. İnsan her zaman sevemezmiştir. Benim hatırım için ulan. Peki abla, yarın gider konuşup. Hadi gidelim. Osman, Osman'ım. Dalmışım abi. Üşürsün be oğlum, hadi yatağa. Tamam abi, sen nasılsın? Sözünde durdun mu? Doktora göründün mü? Görünmez miyim? Boşuna doktor parası verdirttin. Kapı gibisin oğlum dedi bana. Sen anlat şimdi, ne yaptın? Söyledin mi isyankara? Söyledim abi. Bu iş bitsin de. Kırıldım. Üzüldüm zavallı. Şey, pek önemsemedi abi. Yani üzülmedi. Belli etmemiştir. Sağ ol koçum. Bana büyük bir iyilik ettin. Hadi Allah rahat versin. Sana da. Evet. Ay çok heyecanlısın. Thank you.
yeşilin dumanı, kibrikli sarı merak ettim seni. Bilirim. Beni düşünürsün. Mutlu olmam için her şeyi yaparsın. Yapmaz mıyım abi? Canımı istesen vermez miyim? Ne var senin? Vuruldum. Kalleşçi arkamdan vurdular beni. Kim vurdu abi? Sen vurdun. Ben mi? Sen. Yalan söyledin. Sevdiğime göz diktin. Bugün isyankarla birlikte gördüm seni. Bana vazgeçtim demiştin. Bir oyundu demiştin abi. Sen de bunu fırsat bildin. Hayır. Gerçeği anlatacaktım ona. Ama yüzünü görünce birden çarpıldım. Sevdim. Yüreğime ateş düştü. İnan ki elimde değil bu. Sanki dünyama bir güneş doğdu. Sen ittin beni bu sevdaya. Sus ulan! Koynumuzda yılan beslemişiz yıllardır. Doğru. Anam oldum, babam oldum sırası gelince. Canından can kattın bana. Ama şimdi yıktın beni. Kalleşler yıkılmaz. Bana mı söylüyorsun? Ciğerim, yüreğim dediğin kardeşine mi söylüyorsun? Sarhoşsun sen. Değilim. Sen ayılttın beni. Bir aptal olduğumu anlattın bana. Ezdin, sömürdün beni. Abimsin benim. Değilim ulan! Sarhoşum, haklısın. Yoksa kim söz eder miyim, kıyar mıyım hiç? Oldu bir yanlışlık. Abinim senin. Döverim de söverim de elbet. Ama senin için dünyayı da yakarım.
Gel, unutalım her şeyi. Unutalım kardeşim. Unutmayacağım. Asla unutmayacağım. Osman! Tersliğin var üzerinde. Hiç konuşmuyorsun. Oysa mektuplarında şiirler yazardın bana. Yüreğim sıcacık olurdu. Mektuplardan söz etme artık. Etmem peki. Nasıl olsa yanımdasın. Umudumsun. Her şeyimsin. Sana söyleyeceklerim var Selma. Önce beni sevdiğini söyle. Bugün hiç demedin çünkü. Daha önemli bir mesele var. Biz... Evet biz... Ayrılmalıyız Selma. Ayrılmak mı? Neden Osman? Sebep sorma bana. Kader de geç. Şaka yapıyorsun. Beni denemek istiyorsun. Ayrılırsam üzülür mü acaba diyorsun. Açık konuşayım Osman. Senden ayrılırsam belki de yaşayamam. Saçmalama. İlk ayrılan biz değiliz. Ne var senin? Daha dün beni sevdiğini söylüyordun. Benim aşkımsın diyordun. O kadar kolay mı her şeyi unutmak? Çok düşündüm. Beraber olamayız. Sevgimizi yaşatamayız. Haklısın. Bir fabrika işçisiyim ben. Sense yarınları olan biri. Dengin olmadığımı anladım. Düşündüğün gibi değil. Biz ikimiz severken ayrılanlardanız. Peki ama niçin? Kaderim bir oyunu sadece. Seni hiç unutmayacağım ve ölene kadar seveceğim. Özür dilerim küçük hanım. Sizinle görüşmek istiyorum. Ne hakkında? Ben Osman'ın abisiyim. Müslüm Bey misiniz? Evet. Acaba Osman'ı gördünüz mü? Hayır. Zaten kaç gündür görüşmüyoruz. Çünkü... Mektuplaştığın kereste bu mu yoksa? Ağzını topla. Seninle konuşacaklarım var. Hadi bin arabaya. Konuşacak bir şeyimiz yok. Bin arabaya dedim sana. Kıza dokunma, hiç soyum. Bırakın onu. Bırakın. Bırakın. Atlayın arabaya, kaçalım. Şimdi biraz daha iyisiniz değil mi? Üzülme sen. Ben acılara dayanıklıyımdır. Kimdi o adamlar? Patronun oğlu Kamil ve köpekleri. Polise şikayet edeceğim. Yok. Sen hiç karışma bundan sonrasına. Ben onlarla sırası gelince hesaplaşırım. Başınızın derde girmesini istemem. Kamil zengindir, güçlüdür. Onun parası varsa bizim de Allah'ımız var. Yüreğimiz var. Ne istiyor senden? İffetimi, namusumu, her şeyimi. Yıllardır yoksul yaşadım, aç kaldım. Ama utanç duyacağım hiçbir şey yapmadım. Kamil gibileriyle hayatın pahasına savaşacağım. Yürekli kızsın sen. Bu savaşın da ben de arkanda olacağım. Sağ ol abi. Sana bir çorba yapayım mı? Yok, istemem. Akşam için yemeğim var. Sen hava kararmadan evine dönsen iyi olur. Seni böyle yalnız başına bırakmak istemiyorum. Hiç değilse Osman gelince gideyim. Osman'ın saati belli olmaz. Belki de hiç gelmez. Hadi sen vakitlice evine git. Peki. Yarın sabah erkenden uğrarım. Çayını kahvaltını hazırlarım. Osman'ın çayını da doldurayım mı? Kalkmadı mı daha? Osman dün gece eve gelmedi. Ben de sorup duruyorum. Senin başına gelenleri duysaydı gelirdi herhalde.
Çünkü seni taparcasına sevdiğini anlatırdı bana. Kendisi için hayatını feda ettiğini söylerdi. Hakkını ödeyemem derdi. Abi kardeş arasında hak hukuk olur mu? Biraz üzdü beni. Kaç gündür eve gelmiyor. Çocuk değil, üzülme. Delikanlı adam. Genç, yakışıklı. Belki bir kadın vardır hayatında. Onun hayatındaki kadın sendin Selma. Ayrıldık biz. Ayrıldınız mı? Evet. Birden koptu benden. Sebep de söylemedi. Biz severken ayrılanlardanız dedi sadece. Veda etti. Ve gitti. Bilmiyordum bunları. Anlatmamıştı bana. Kardeşimi seviyor musun sen? İlk sevgimdi benim. Yıllardır beklediğim umudumdu. Ama her şey bitti şimdi. Bende resmi var. Mektupları var. Onları getirdim abi. Belki böylesi daha hayırlı. Yakında doktor çıkacak Osman. Bir fabrika kızı layık olamaz ona. Bunları lütfen Osman'a ver abi. Yalnız bir mektubunu saklayacağım. Osman'ı o mektupla sevdim çünkü. Bir bir kapandı ümit kapısı diye başlıyordu. Sonra böyle devam ediyordu değil mi? Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankâr ettin. Talih bizi yazmış kara deftere. Gideceğiz bir gün o meçhul yere. Rastladın mı hiç gidip gelene? Sen de boyun eğersin bir gün ecele. Evet, bu mektuptu. Sen nereden biliyorsun abi? Bilmez miyim? Osman okumuştu bana. Aferin demiştim. İnsan sevdiğine yüreğini böyle akıtmalı demiştim. Mektuplar da, resim de sende kalacak Selma. Osman sana dönecek. İkinizi kimse ayıramayacak. Abi, abicim. Seviyorum onu. Çok seviyorum abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kapıyı açık görünce daldım içeri. Bu hanım kızım isyankâr değil mi? Evet o. Adı Selma. Bu da Fahriye ablam. Arkadaşım. Memnun oldum. Bir çay içer misin? Çok kalacak değilim. Müslüm'ü merak ettim. Dün gece işe gelmedi de. Anlatırım abla. Selma işe geç kalmasın. Onu yolcu edeyim. Tekrar görüşürüz. Allah'a ısmarladın. Güle güle yavrum. Ulan kızı neden kaçırdın benden? Bakıyorum aş pişmiş, iş bitmiş. Sevinçten ölmezsem bir daha hiç ölmem. İş bildiğin gibi değil abla. Hadi hadi. Gören göz kılavuz istemez. Kızın gönlü olmasa bu eve gelir mi? Sana öyle sarılır mı? Dinlemiyorsun ki be abla. Palavra dinleyecek halim yok. Kızın gelinliği benden ha. İki hacı ayı kestim mi tamam. Sen de elini çabuk tut. Haklısın abla. Elimi çabuk tutmam gel. Osman. Sen gidince evin tadı tuzu kalmadı olsun. Ben de düşmemek için çırpınıyordum. En büyük desteğim kanadı kırık kuşa döndü. Kuş yuvasına dönecek. Et kemikten ayrılır mı? İnsan yüreksiz yaşayabilir mi? Elimi öpmek için daha ne bekliyorsun kerata? Selma seni bekliyor Osman. Ona artık dönemem abi. Çünkü sen de seviyorsun.
Hayır. Ben kağıt parçalarıyla oyalandım. Selma artık benim bacım, gelinim. Kes sesini de düş ölüme. Abi. Hey, başında ayrılıyorum çocuklar. Artık hiçbir şeyin önemi kalmadı. Sanki her şey bir rüyaydı. Neden ayrıldınız? Sebebini öğrensem belki bu kadar acı çekmem. Selma, şuraya bak, sokağa. Niçin gelmiş acaba? Bir de soruyoruz. Senin için gelmiş tabii. Hadi kız, durma, koş. Sıcak buraya geldiğimizi. Kendisine teşekkür etmek için geldiğimizi söyleyince kızma. Abin iyi bir insan Osman. Müslüm abi ne zaman çıkacak? Neredeyse çıkar herhalde. O geldi Müslüm. Selma geldi. Selma mı geldi? Kardeşinle beraber. Köşe masada oturuyorlar. Onları görünce yer yarılsın istedim Müslüm. Şükür ki beni tanımadılar. Ne de olsa erkek tarafıyım. Ailede kötü bir kadın var demesin kızcağız. Abla. En kral şarkını söyle kıza. Bütün aşkını dile getirmelisin şarkınla. Dinle beni abla. Fena çarpmışsın Selma'yı. Baksana gözü hiçbir şey görmüyor. İlle de sen. Kes sesini, yeter artık. Kusuruma bakma koçum. Sevincimden saçmalıyorum. Hani sizin sevdanızdan oyalanıyordum. Gençliğimi hatırlıyordum. Hadi eyvallah. Yok, gitme abla. Sen dediğin gibi erkek tarafısın, ablamsın. Hakikati bilmelisin. Selman sevdiği ben değilim. Ya kim? Osman. Kardeşim. Osman mı? Yani Selma'yı elinden mi aldı? Kaderin bir oyunu de geç atla. Hayır, geçmem Müslüm. İsyan ederim. Kardeşine hayatını verirdin sen. Kanını verirdin. İstese canını da verirdin. Yüreğini söküp verirdin. Şimdi de sevdiğini mi aldı elinden? Nankör demez miyim ben Osman'a? Gözlerini oymaz mıyım? Ha? Sus abla. Osman için böyle konuş. İşi de bu kadar büyütme. Hani mektuplaşıyorduk ya kızla. Osman'ın resmini göndermiştim. İkisinin de suçu yok. Zaten ben de sevdalı falan değilim. Değilsin de o kahroluşların ne? Gizli gizli ağlayışların ne? İçip içip kan kusuşların ne Müslüm? Selma ile ilgisi yok. İçiyorsam kendim için. Yitirdiğim hayatım için. Umutsuz yarınlarım için abla. Sen takma kafanı. İşte geliyor abi. İlk söyleyeceği şarkı ikimizin olsun. Kapandı ümit kapısı. İçimde var benim yarı yarası. Göz yaşlarım yoktur faydası. Yaşamımız hayal dünyası. Göz yaşlarım yoktur faydası. Yaşamımız hayalim yoksun. Alim bizi yazmış kara defter. Gideceğiz bir gün hapiş bölgeye.
Mektubunu şarkı yapmış. Bize en büyük hediyesi bu şarkı. O canını adamış bana. Bir şarkı çok mu Selma? Çok duyguluydu abin. Bir derdi mi var? Yoksa birine mi sevdalı? O bize nasıl yardım ettiyse biz de ona yardım edelim. İmkansız Selma. Abime Tanrı'dan başka kimse yardım edemez. Hadi kulise gidelim. Bizi yanında görmek ister. Abi. Buraya geldik diye kızmadın ya. Sevindim. Ama size layık yer değil, gördünüz işte. Sarhoş eğlendiriyoruz. Ben istedim. Şarkınla ikimizi de ağlattım. Oysa ben sizi güldürmek isterdim. Sazım kırılsaydı keşke, sesim kısılsaydı. Bizim şarkımız o. Şiir olarak Osman bana yazmıştı. Evet, sana yazmıştı kardeşim. Onun için söyledim şarkıyı. Ama ağlayacağınızı bilseydim söylemezdim. Sen bizi mutlu ettin abi. Osman'a ettiğin babalığı bana da yaptın. Babanızım tabii, ikinizin de. Düğün ne zaman koçum, konuştunuz mu? Elim ekmek tutunca abi. Daha bir senem var. Ben neciyim lan? Sizin düğününüz benim şanımdır. Para falan düşünme. Selma, seni Allah'ın emriyle kardeşime istiyorum. Abi, abim benim. Yarın turneye çıkıyorum. Bir süre yokum burada. Ama söz, nikahınızda yanınızda olacağım. Acı çekeceksin. Yaşarken öleceksin benim gibi. Yok be abla. Ben canımı Osman'a adamışım. Yeter ki onlar mutlu olsun. Bari şu turneye çıkmasaydın. Yarım ciğerle yaşadığını bilmiyor muyum sanki? Onlar bilmesinler abla. Yemin et bana. Ne olur yemin et. Yemin ederim Müslüm. Hakkını helal et abla. Ne hakkın var ki sende? Helal olsun. Turne yolcuları. Otobüs kalkıyor. Lütfen yerlerinizi alın. Onlar önce Allah'a sonra sana emanet abla. Hadi sen de Allah'a emanet ol. Güle güle koçum. Allah yardımcın olsun. Sağ ol abla. ₺10.000 göndermiş ama bana değil sana. Eksiklerini tamamlasın diye bir de telgraf çekmiş. Abimin hakkını ödeyemeyiz. Mutluluğumuzu, her şeyimizi ona borçluyuz. Ben hayatımı da borçluyum abime. Elim ekmek tutunca onu baş köşeye oturtacağım. Bir de helal süt emmiş kız buluruz ona. Akşamlar gizli, gizli ağlarım. Kaderin dilinden iyi anlarım. Keder etmekle geçti yıllarım. Çeviri ve Altyazı M.K.
taşa döndüm. Yaşamak sende öl gibi. Aklım başımda yok deli gibi. Suya düşmüş söğüt dağı gibi. Yeni doğdum, işe döndüm. Suya düşmüş söğüt dağı gibi. Bir gün burada, bir gün şurada. Gönlüm göçebe kuşa döndü. Çok şükür gurbetim geçer. Yolumu yeniden başa döndü. Lanet olsun sana ey zalim fel. Ömrümü sardığından boşa döndürdüm. Perşembe günü saat 16.30'da belediye sarayındaki nikah törenimize gelerek mutluluğumuzu paylaşmanızı diliyoruz. Selma ve Osman. Hepiniz kendinize iş arayın bakayım. Selma'yı kışkırtan sizlersiniz. Selma bebek değil Kamil Bey. Gönlünü sevdiğini seçti. Artık uğraşmayın garibanla. Büyüklük gösterin. Karaçalı olmayın ne olur. Karaçalı değil beyaz kefen olacağım onlara. Müslüm abi nikahınızda yanınızda olacağım demişti. Gelmesi lazım. Acaba nikahı bekletsek mi? Yolculuk hali belli olmaz Osman. Nikahı ertelerseniz abin daha çok üzülür. Hadi. Seni çok bekledik abi. Nikah dairesindeyiz. Acele gel. Ne oldu cesaretine? Hadi hallasana. Bulaşmayın bana. Çekilin yolumdan. Kardeşimin nikahına yetişmeliyim. Bir yere gidemezsin. Onlara karşılama töreni yapacağız. Kardeşin benim sevdiğimi aldı. Ben de onun karısını alacağım elinden. Lafını bil. Kardeşimin namusuna dil uzatını dişlerimle parçalarım. Şimdi sıra kardeşinde. Thank you.
Hadi gidelim abla. Abi! 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 Kan! Yaralısın sen. Ulan sen beni hep hasta mı sanacaksın? Sus, yaralısın. Bir şeyim yok koçum. Nikaha yetişemedim diye kahroldum. Ama geldim işte. Düğünde hiç ayrılmayacağım sizden. Seni bırakan kim abi? Ayrılan kim? Köye dönünceye kadar ayrılmayacağız Osman. Seni göreceğim doktor önlüğüyle. Göreceksin abi. Bir kız seçeceğiz sana orada. Ya nasip koçum. Yaşarsam gideriz. Yaşayacaksın abi. Köyümüze sırtında taşıyacağım seni. Beni taşıdığın gibi taşıyacağım. Yaparsın Osman'ım. Kimin kardeşisin sen? Kimin gururusun? Her abiye nasip olur mu senin gibi kardeş? İyisin ya. Mutlusun ya. Birbirinizi sevin çocuklar. Bilin ki koca dünyada ikinizden başkası destek olmaz size. Bir de sen abi. Sen varsın bize arka çıkacak. Kanat gerdin, mutluluk bağışladın ikimize. Şu dünyada hiç gülmeyen yüzüm sizinle güldü canlarım. Ölürken de gülmek yeter bana. Yok, sen ölmeyeceksin abi. Sırtımda taşıyacağım seni. Dağ bayır aşırıp götüreceğim istediğin yere. Yolumuz ayrılıyor artık koçum. İster miyim ben? Seni bırakıp gider miyim yoksa? Yok, beni bırakamazsın abi. Gidemezsin. Mümkün mü Osman'ım? Giden geri gelir mi hiç? Bacım, gelinim. Sana emanet Osman. Üstü açık yatar geceleri. Ört ki üşümesin. Kendine bakmaz soğuk kış günlerinde. Kazaklar öre erkeğini. Üşümesin. Sana da örerim abi. Ben sizin gelininizsem, siz de benim canlarımsınız. Rahatım şimdi. İkinizi de yüreğimde taşıyorum. Böylesine dolu yürek kime nasip olmuş ki? Hadi tutuşun el ele. Son bir kez göreyim ikinizi. Son değil abi. Her şeyin başlangıcı olacak. Uzun yıllar mutlu olacağız. Uzun yılları ben şu ana sığdırdım. Mutluyum. Umutluyum Osman'ım. Bizde adettir gelinim. El öpülür. Abim benim. Sizi böyle mutlu görünce anladım ki çileli hayatım boşa gitmemiş. Ne mutlu bana. Sizi birbirinize emanet ediyorum. Abim. Abim. Toprak gibi beni kürettin.